İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'de 112. sırada yer alan ve 4 ayetten oluşan mübarek bir suredir. Mekke'de inmiştir. Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuştur. Ve tamamen Yüce Rabbimizin zatından, sıfatlarından, isimlerinden eşi ve benzeri olmadığından bahseden bir suredir. Bu sure hakkında sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam Suratul İhlas'ı te'adilu thulüsel Kur'an'ı. İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyurmaktadır. Tabii ki sahih olan bu rivayet İhlas Suresinin ne kadar faziletli olduğunu bize haber veriyor. Peki İhlas Suresinde ne var da bu kadar bu sure faziletli? Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde bunu haber veriyor. Baktığımız zaman İhlas Suresi sadece Yüce Rabbimizden bahseden bir sure ve Rabbimizin haricinde başka hiçbir konuya yer vermeyen bir sure olduğunu görüyoruz. Ve tevhidden bahsediyor. Kul huvallahu ehad de ki o Allah birdir, tektir. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde tektir. İkinci bir Allah yoktur bu kainatta, ikinci bir ilah yoktur. Tek ilahtır, tek Rabb'tir. Onun her yönden tekliğini ifade ediyor birinci ayet-i kerime. Allahu Samet, Allah Es-Samettir. Yani hiçbir varlığa muhtaç değil. Her varlıktan, her şeyden müstani ve hiçbirine muhtaç değil. Ama kainatta maddi, manevi, canlı cansız ne kadar varlık varsa hepsi ona muhtaç. Ki bu da yine Yüce Rabbimizin tekliğini, birliğini ifade ediyor. Lem yelid ve lem yulet. Allah Teala bir anne baba olup çocuk doğurmamıştır. Veyahut da herhangi bir anne Allah'ı Rabbimizi doğurmamıştır. Yani ne çocuk olmuştur ne de anne baba olmuştur. Yine bu Yüce Rabbimizin tekliğini mahlukattan ona benzemediğini beyan eden bir ayet-i kerime. Son olarak da bunların hepsinin bir hülasası mahiyetinde velem yekün lehu kufuven ehad, hiçbir varlık Allah gibi olamaz, ona denk olamaz. Şimdi dolayısıyla hangi yönden Kur'an-ı Kerim'in üçte biri denk olduğuna baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ele almış olduğu bütün konuları iman, ibadet ve muamelat olarak değerlendirecek olursak burada İman, tevhidi, ibadetlerde bizim ibadet hayatımızı, bu ameliyatta şeriatın haram ve helallerini ifade eden bölümleridir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ele aldığı konuları 3 ana bölüme ayırdığımızda görüyoruz ki İhlas Suresi bunların birinci bölümünü, ilk bölümünü teşkil ediyor ve İslam'ın inanç esaslarını tevhid merkezli olarak öğretiyor. Bu açıdan baktığımız zaman İhlas Suresinin Kur'an'da üçte birine denk olmasını ve bunun hikmetini rahat anlayabiliriz. Hatta bu bundan dolayıdır ki bizim toplumumuzda şöyle bir gelenek yerleşmiştir. Bir Osmanlı geleneği olarak veya İslami bir gelenek olarak yerleşmiştir. Sohbetlerimize başlarken veya geçmişlerimize Fatiha okurken ve hep böyle bir okuyup da bağışlama söz konusu olduğunda bir Fatiha okuruz, peşinden de üç İhlas okuruz. Böyle bir geleneğimiz vardır. İslami bir geleneğimiz vardır. Allah alem bu gelenekte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifine dayanmaktadır. Yani madem ki İhlas Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir, dolayısıyla üç İhlas okursak o zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve bir hatim yapmış gibi oluruz. O inançtan hareketle böyle bir geleneğin oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi İhlas Suresi ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisini de yer vermek istiyorum.
Bir sefer esnasında seferde başkanlık yapan kişi kıldırdığı her namazda hep İhlas Suresini okuyor. Yani birinci rekatta okunmazsa ikinci rekatta, onda okunmazsa birinci rekatta ve farz olsun, nafile olsun bütün namazlarında hep İhlas Suresini okumaya gayret gösteriyor, çalışıyor. Bunlar da sefere katılanların dikkatini çekiyor. Geliyorlar Efendimiz Aleyhisselam'a bunu naklediyorlar. Yani biraz şikayet babında diyor ki ya Resulallah bu kişi başka sureleri bildiği halde yani namazda mutlaka birinde olmasa diğerinde hep İhlas Suresini okudu. İhlas Suresi namazları kıldırdı. Bunun bir sakıncası var mı veya bir eksikliği falan var mı diye soruyorlar. Sonra Efendimiz Aleyhisselam o sahabeyi çağırıyor. Diyor ki sen niye böyle yaptın? Yani ezberinde başka sureler olduğu halde niye efendim hep İhlas okudun diye sorduğunda diyor ki ya Resulallah ben diyor bu sureyi çok seviyorum. Çünkü bu surede hep Rabbim anlatılıyor. Cenab-ı Hakk'ı anlatan ayetler var. Bunu çok seviyorum. Onun için okumayı arzu ediyorum deyince Efendimiz Aleyhisselam madem ki sen bunu seviyorsun, bu sebepten seviyorsun, şunu bil ki Allah da seni seviyor diyor. Dolayısıyla bu mübarek süreyi hem sevap kazanmak, hem Rabbimizin tekliğini, birliğini idrak edip kavrayabilmek açısından devamlı okumakta çok büyük bereketler, faydalar olacaktır.